Herkese iyi akşamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 1 Haziran, Salı günü akşam 10 sularına doğru yaklaşırken gümüş kısa vadeli trend analizine kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son yaptığımız analizde ons gümüş 28.9 olabilir mi arkadaşlar diye yazmıştık. E, gümüş onsta durum iyi, gram gümüşte de, de durum dolara bağlı demiştik. Özet kısmında da ons gümüşte yükseliş trendi 28 dolar üzerine kaldıkça devam. Destek dirençleri vermiştik ee, özellikle direnç tarafında 28.3 28.5 28.9 demiştik. 4 Haziran'da arkadaşlar 3-4 Haziran'da ortalama 28.5'larda olabiliriz demiştik ve bugün arkadaşlar 28.5'lar şimdiden gelmiş durumda. Gram gümüşte düzeltme 7.60'lara kadar oldu 7.65 üzerinde kaldıkça yükseliş trendine devam demiştik 7.78 hedef olur demiştik. Destek dirençleri verdikten sonra da önümüzdeki günlerde gümüş altına göre daha iyi gidebilir. E, ONS bazında bahsetmiştik arkadaşlar. Eğer 1922 olursa ONS altın, ONS e, gümüşte 28.9 olabilir. 3-4 Haziran'da e, yanına bir soru işareti bırakmıştık. Böyle bir tahmindi şahsi görüşümüz olarak. Peki e, şimdi bugünkü duruma baktığımızda arkadaşlar bugün gördüğümüz en yüksek nokta 28.55 ve 4 Haziran ortalama değerini şimdiden yakalamış durumdayız. Ve burada da yine 28 dolarların kırılmasıyla beraber dikkat ettiyseniz yukarı doğru sert bir hareket geldi ve 28.9'a doğru yol açılabilir demiştik. 28.9'un şu an için halen yolu açık ama şu an ilk etapta nefesinin yetmediğini gözlemliyoruz. Bakın saatlik bazdaki grafiği açtığımızda Tabi haber akışları bunda etkili olmuştur ama onlardan bağımsız baktığımızda biz burada saat 5'teki gelen haberle beraber buradaki ons gümüşteki yükseliş bitmiş gözüküyor. Çok sert bir şekilde 27.4'ten 28.55'lere kadar geldik. Bu da önemli bir yükseliş. 27.4'ler dersek %4. %4'lük bir yükseliş arkadaşlar bizim 4 aylık enflasyona neredeyse denk geliyor. O şekilde düşünebilirsiniz. Az bir meblağ değil. Peki şimdi arkadaşlar burada dikkat ettiyseniz bizim üstten gelen tren çizgisiyle şu anki noktamız çakışıyor. Demek ki biz bu noktanın üzerinde kalmaya devam ettikçe günlük bazdaki yükseliş trendimiz devam edecektir. Yani oraya da baktığımızda bu seviye kabaca yanlış yaptık arkadaşlar. Biraz uzaklaşayım. Evet. O seviyede kabaca arkadaşlar biz 28 pardon 27.9 dolar olduğunu düşünüyoruz. Bu seviyenin üzerinde kaldıkça ons gümüşte şu hareketin yükseliş düzeltmesi ve devamı şeklinde potansiyeli devam eder ve alttan da gelen desteği çizersek gördüğünüz gibi bu da burada çakışıyor. Yani biz 27.9'ların üzerinde kaldıkça hedefimizin yine yukarı doğru halen ümit etmeye devam edebiliriz. Zaten kaldı ki hedeflerimizden bir tanesi şimdiden geldi 28.55. E, i̇kinci hedefimiz burada e, eğer 27.9 üzerinde kalırsak 28.9 olduğunu sizlere aktarmıştık. Ve bugün de aynı şekilde söyleyeceğim. Bunları takip ediyoruz ee, bu noktada çok hızlı yükseldiği için hızlı bir e, düşüş yaşadık ama Yolumuza şu an itibariyle devam ediyoruz 27.9 üzerinde kaldıkça Indikatörler çok hoş değil onu da söyleyeyim arkadaşlar şu anki Harekete baktığımızda bakın şöyle bir kırılım olduktan sonra e, Tabii eğer yükseliş devam ediyorsa böyle bir e, Flama şeklinde bir formasyon da var Bunun yoluna sonuna geldiğinde şu flama kadar yukarı doğru da gidebilir aşağı doğru gidebilir. Bunda yine 27.9'a bağlı olduğunu düşünüyorum. Eğer 27.9'un altında bir kapanış bizleri buraya götürecek. Eğer üstünde bir kapanış olursa da bizi yukarı doğru taşıyacaktır diye düşünüyorum. Bu noktada da yine 73'ler karşımıza çıkacak. Hatta o ara sayıda birleştirdiğimizde bizim yine ayın 15'ine doğru karşımıza çıkma potansiyelin olduğunu düşünüyorum ben. Peki şimdi arkadaşlar yine ons gümüş sinyal tablosuna bakalım. Hatırlatmak için henüz bir sinyal oluştu mu oluşmadı 27.25'ten başlayan yüksek sinyali Halen devam ediyor 27.28.8'leri gördük 28.8'ler halen potansiyel bugün 28.55'leri gördük Ve şu an devam ediyoruz yolumuza Ama dediğim gibi dediğim gibi burada sert bir düşüş olduğu için Dikkatli olmak gerekiyor Peki şimdi yine Gram gümüşe bakalım Evet gram gümüş grafiğini açtığımızda arkadaşlar bugün yine orada da bu hareketli görüyoruz. En Gördüğümüz en yüksek nokta 7.80 ve 7.78 hedefimizin üzerinde bir noktayı elde etmiş durumdayız. 7.78 üzerinde de 7.85'ler var demiştik ama oraya gelemeden bir e, düzeltme meydana geldiğini göz, gözlemliyoruz. Bakın burada sert bir şekilde aşağı inmişiz. E, aslında istikrarlı bir şekilde güzel bir şekilde hareket ettiğimiz yoluna devam etmiş. E, sadece şuradaki hareket biraz saçma arkadaşlar. Onun dışında... Ee, hareket istikrarlı bir şekilde devam etmiş ve burada da yine aşağı doğru bir kırılım meydana gelmiş. Şu yükseliş trendi kırıldıktan sonra da 7.75'ler civarında şu an ikili dip noktasına doğru eriştik 7.65 bölgesine. Bu seviyenin üzerinde kaldıkça dün de bahsetmiştik sizlere arkadaşlar ee, yükseliş trendinin devam edeceğini aktarmıştık. Ee, şu an için grafiği güncellediğimde e yine şöyle bir bakalım Fibo seviyesi beraber. Evet burada 7.63 seviyesi üzerinde kaldıkça yükseliş trendinin devam edeceğini düşünüyorum. Buradaki mum grafiği hoşuma gitmiyor sadece ama yine de yolumuza devam ettiğimizi gözlemliyorum. Ee, yine RSI tarafında da ilginç bir durum var bir aşağı yukarı bir aşağı yukarı yapıyor ee, dolar tl'deki seyir de bunu etkileyecektir ee, biraz karışık bir durum var arkadaşlar tabii ki ee, anlıyorum ama e, dediğim gibi burada yükseliş trendi devam ediyor bakın yükseliş düzeltme yükseliş düzeltme devam mı olacak yoksa burada e, düşüş trendi mi başlayacak? Henüz erken en az iki gün daha bu şekilde devam etme ihtimalimizin olduğunu düşünüyorum. Ee, bakalım e, yarın ve ondan sonraki günlerde e, bir değişiklik olacak mı? Şu an için halen yükseliş de devam ediyor. Peki dün olduğu gibi arkadaşlar yine XAU, XAG yani e, ons altın e, bölü ons gümüş Grafini açarsak burada bir e, düşüş trendinden bahsetmiştik arkadaşlar hatırlarsanız. Hatta bugün e, öğlen saatlerinde 2 civarında çok düşük seviyelere geldi. 67'lere kadar geldi bu oran ve bu sayede de gümüş ons aslında altına göre çok daha iyi prim yaptı. %1 civarında bir yükseliş yakalamasına rağmen. Altın ons ise kayarda kaldı yüzde olarak yani dün de söylediğimiz Aslında durum gerçekleşmiş oldu e, Gümüş altına göre e, daha iyi bir e, performans yaşatabilir demiştik yani gidebilir e, kastımız buydu Gerçekten de öyle oldu Halen de e, şu aşamada Arkadaşlar gümüşün ons'a göre pardon altına göre daha iyi durumda olduğunu Gözlemliyorum ama artık yavaş yavaş altın dengelemeye başladı bakın bir toparlama görüyoruz burada ama ilerleyen günlerde yine bunları da analiz etmeye çalışırız. Peki yine gram grafiğine dönelim. Burada özeti yapalım. Ons, gümüş, ilk hedefe çok hızlı geldi. 28.5 görüldü. 28.9 hedefine nefesi yetmedi arkadaşlar. Başlıkta da yazdığımız gibi ancak e, 27.90 üzerinde kaldıkça yolu devam destek dirençleri yazalım 27.90 tabii ki önemli e, sonrasında da 27.5'ler var 27.2 var direnç noktasında e, 28 seviyesinin hemen altındayız o yüzden onu da yazacağım 28.3 28.5 yine 28.9 da yanına bir yıldız atıyorum. Gram gümüşte hedef 778 geldi ee, ve bu direnç e, ciddi olduğu için bir miktar kar satışı olması normal e, 763 üzerinde kaldıkça yola devam e, dikkate dikkatle takip ediyoruz. Destek dirençleri yazalım 763, 755, pardon 760, 58 ve 7.55 yazalım ve 751 seviyesi var. Direnç noktasına da şu an 765'lerdeyiz. 770, 778, 785'i yazalım arkadaşlar. Peki kaydediyoruz. Şu yazıyı alt atalım. Evet burada da videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar yavaştan. E, ons Gümüş'te e, çok sert yükseldik kısacası arkadaşlar 28.5'e. Sonrasında bir düzeltme geldi. E, bu da normalde hemen bu haber akışıyla hem de teknik açıdan çok sert gittiği için bunun düzeltmesi gelmesi gerekiyordu. E, ve burada da dediğimiz gibi 27.9 üzerinde kaldıkça sıkıntı yok ama o noktanın etrafında olduğumuz için tehlikeli bir taraftayız. Ona dikkat etmek gerekiyor. Takipte olmamız gerekiyor. 7.78 hedefimiz geldi. Bu hedefte önemli bir hedef olduğu için oradan da kar satışı gelmesi normal. 7.65'ler civarındayız. 7.60 üzerinde kaldıkça da yola devam ederiz diye sizlere aktarmak istiyorum. Son olarak da yine teknik analiz eğitim setimize katılmak isteyen arkadaşlar için buradaki tanıtım videosunu izleyebilirsiniz. Ve buradaki mail adresinden de bilgi alabilirsiniz. Hoşçakalın. iyi akşamlar.